Ben ediyordum zaten bak cebimde. Sıkıyor çünkü ve çok sıcak. Doktorlarımız ilgilenmedi. Tak derlerse takarız, takma derlerse takmayız. Maskenin koruyacağını da pek düşünmüyorum. Bu bir kültür meselesi, bu bir eğitim meselesi diye düşünüyorum. Açıklanan karara göre maske kullanım zorunluluğu kalktı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşa maske kullanmaya devam edip etmeyeceklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Açıklanan karara göre maske kullanım zorunluluğu kalktı. Siz kullanmaya devam edecek misiniz? Hayır, ben zaten bayağıdır kullanmıyorum. Bayağıdır kullanmıyorum ben. Hayır, etmeyeceğim. Risk grubunda olduğum için astım hastasıyım. Hani bunların da gözetilmesi gerek diye düşünüyorum. Hani herkesin dikkat etmesi bence bir müddet daha lazım. Bence geçtiğine inanmıyorum ben. Hani aslına bakarsan rakamların gerçek olduğuna da inanmıyorum. Ben ediyordum zaten bak cebimde. Ederim yani. Hayır, etmeyeceğim. Sıkıyor çünkü ve çok sıcak. Ama toplu taşımalarda kullanıyorum. Hayır, etmeyeceğim. Hastalık geçti. Onun için devam etmek istemiyorum. Ben bayağı şey, zorunlu çekiyoruz. Etmeyeceğim. Bu konuda Sağlık Bakanlığımıza sonsuz güvenimiz var. Güveniyoruz. Türkiye'de daha fazla bu koronadan ilgilendiğine daha çok inanıyoruz. Ben yurt dışından geldim. Fransa'da yaşıyorum. Buradaki gibi asla dikkat görmedik. Ne bileyim, karantinalar olsun, kontroller olsun. Çok farklı. Ben yurt dışında yaşadım ama doktorlarımız ilgilenmedi. Maskelerimiz çok kısıtlıydı, bulunmadı. Türkiye ile çok farklı geçti bu koskoca 2 yıl. Yani şu anda bitmiş durumda Allah'a çok şükür. Bundan sonra da takmaya ihtiyaç duymaz inşallah. Ama devletimize karşı da saygılıyız. Tak derlerse takarız, takma derlerse takmayız. Maskenin koruyuculuğuna inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Çünkü nefes almakta zorluk çekiyoruz. Ben tekstilde çalışıyorum. Ben bazı şeylere sıkıntı yaşatıyor maske. Bence doğru bir karar, kalkmaz. Yani hava sıcaklıkları, ondan sonra hani kendim de imalatçı olduğum için kumaş işiyle uğraşıyorum. Maskenin koruyacağını da pek düşünmüyorum. Tabii ki inanıyorum. Maske mesafe temizliklendiğine göre, ki en başta hem de tevekküle girer zaten maske. Sen elinden geleni yap, takdir yüce Allah'ındır. Tabii ki inanıyorum. Hasta olduğum için en inanıyorum. Her şeyden korur. İnanıyorum, evet. Koruyordur. İnanıyorum. Bazı şeylerden, gelen şeylerden koruyor yani. Öyle olmasa onu takmazlar. Ya mutlaka bir yerde koruculuğu vardır ama insanların dikkatinin daha etkili olduğuna inanıyorum bu konuda. Düşünüyorum. İnsan sağlığının her şeyden üstün, her şeyden önemli olduğu kanaatindeyim. Ama şu anda niye masken yok dersen, bizde de ihmal var. Genel olarak kültürümüz buna müsait değil gibi geliyor. Bu bir kültür meselesi, bu bir eğitim meselesi diye düşünüyorum. Tabii devlet bunu koştuysa, takın dediyse muhakkak bir faydası var ki toplumu taşımalarda olsun, hastanelerde olsun faydası var ki devletimiz tak dedi. Biz de takmaya zorunluyuz ve mecburuz yani.